Dedektiflik yeteneklerinizi test edeceğiniz zorlu zeka sorularıyla karşınızdayız. Bakalım düşündüğünüz kadar iyi bir dedektif misiniz? Gelin bu sorunun cevabını videomuzun sonunda kendiniz öğrenin. Tek başına kendi evinde yaşıyorsun ve yakın bir zamanda fazla eşyalarını saklamak için küçük bir kulübe aldın. Bu kulübe kapanırken anahtarla kilitlenmesine gerek yok, ancak açarken anahtarla kilidi açmak gerekli. Tüm kullanmadığın eski eşyaları topladın ve kulübeye yerleştirdin. Fakat ertesi gün polis kulübenin içerisinde cansız bir beden buldu. Kulübe sana ait olduğu için cinayetin tek şüphelisi de sensin. Ama sen hiçbir suç işlemedin. Cinayeti işleyen kişinin bu kurbanı kulübenin içerisine saklamasının tek bir yolu var. Eğer bu yolu bulabilir ve polise söylersen, işlemediğin bir suçtan dolayı tutuklanmayacaksın. Peki bu yol nedir? Soruda kapının anahtar kullanılmadan kilitlendiğini söylemiştik. Buradan hareketle sen kulübenin içine eşyaları yerleştirirken katil gelip kapının kilidini değiştirmiştir. Sen kulübede işini bitirdikten sonra anahtarı kullanmadan kapıyı çekip evine gittin. Daha sonra katil yeni anahtarlarla kilidi açıp eve gelmiş, cinayeti işlemiş, daha sonra da kapının kilidini eski kilit haline getirip oradan uzaklaşmıştır. Bir şirkette finans departmanında çalışan Mehmet bir sabah odasında ölü olarak bulunmuştur. Mehmet'in sandalyesi üzerindeki cansız bedenini ise şirketin güvenlik görevlisi bulmuş ve hemen polise haber vermiştir. Olay yerine gelen polisler ilk olarak güvenlik görevlisiyle konuşmaya başlar. Güvenlik görevlisi polislere şunu söyler: "Her sabah Mehmet Bey'e kahvesini ben götürürüm ve yine bu sabah da öyle yaptım. Kapısını çaldım ama ses gelmeyince içeri girdim ve hemen olay yerinin fotoğrafını çektim. Eskiden polis olduğum için o an aklıma ilk olarak fotoğraf çekmek gelmişti." Polis ise hemen güvenlik görevlisinin çektiği bu fotoğrafı inceler. Daha sonra polisler olayın bir cinayet mi yoksa bir intihar mı olduğunu anlamışlardır. Peki ama sizce olay bir cinayet midir yoksa bir intihar mıdır? Odanın içerisinde sorunun doğru yanıtına dair çok sayıda ipucu bulunmakta. Eğer dikkatli olursanız doğru cevabı hemen bulacaksınız. Olay bir cinayettir. Çünkü odanın içerisinde boğuşmaya dair çok sayıda iz bulunmakta. Bunun yanında kurbanın masanın üzerinde bulunan laptop ve bardağından solak olduğunu anlıyoruz. Ama silah sağ elinin hemen altında bulunmakta. Son olarak fotoğrafta pencereden birisinin koştuğu da görülüyor. Olay saatinde çekilen bu fotoğrafta yer alan bu küçük ayrıntı muhtemelen Mehmet Bey'in katili. Yine dedektiflik yeteneklerinizi test edeceğiniz bir fotoğraf var. Bu sefer üniversite öğrencisi Berk yurt odasında yurdun temizlik görevlisi tarafından ölü olarak bulunmuş. Temizlik görevlisi hemen durumu polise haber vermiş ve olay yerine polisler gelmiştir. Polisler tarafındansa bu fotoğraf çekilmiş. Polisler maalesef olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu bir türlü anlayamıyorlar ve sizin gibi yetenekli bir dedektife danışmışlar. Şimdi sizden resimde gördüğünüz suç mahalline dikkatlice bakmanızı istiyoruz. Sizce resimdeki üniversite öğrencisi Berk intihar mı etmiştir yoksa bir cinayete kurban mı gitmiştir? Odanın içerisinde size doğru cevabı gösteren ipuçları bulunmakta. Bunları dikkatlice inceleyin. İpuçlarını fark edip doğru cevabı bulabilirsiniz. Resimde görülen olay kesinlikle bir cinayettir. İlk olarak masanın üzerinde ilk intihar mektubu olduğunu düşündüğümüz bir kağıt bulunmakta. Fakat mektup mavi kalemle yazılmış olmasına rağmen mektubun yanında kırmızı renkte bir kalem bulunmaktadır. Bunun dışında yerde telefon, şişe ve tabure var. Tüm bunlar odanın içerisinde bir arbede yaşandığını gösterir. Aynı zamanda adam silahı sol eliyle tutuyor olmasına rağmen duvardaki kanlar sağ elini kullanan birisi tarafından öldürüldüğünü kanıtlar. Tüm bu ipuçlarından sonra bu olay kesinlikle bir cinayettir. Son olarak masanın üzerinde henüz bitmemiş sigara olayın hem cinayet olduğunu kanıtlıyor hem de katil hakkında ipuçları vermekte. Peki sizce Berk'in katili kim olabilir? Katil temizlik görevlisidir.
Çünkü polislere olayı ihbar eden temizlik görevlisiydi. Eğer Berk intihar etmiş olsaydı sigara çoktan biter ve sönerdi. Temizlik görevlisi polisler gelmeden önce sigarayı yakıp masanın üzerine koymuştur. Bu şekilde olaya intihar süsü vermeye çalışmıştır. Dün gece Neslihan adındaki bir kadın evinde ölü olarak bulunur ve olay yerinin fotoğrafı ekrandaki gibidir. Genç kadın sağ elinde silah, sol elinde sigarası yerde cansız bir şekilde yatmakta. Sizdense şu an gördüğünüz resme dikkatlice bakmanızı istiyoruz. Evinde yerde elinde bir silahla kanlar içerisinde yatan Neslihan sizce bir cinayete mi kurban gitmiştir yoksa intihar mı etmiştir? Resmi dikkatlice inceleyerek olayın bir cinayet mi yoksa bir intihar mı olduğunu bulmanızı istiyoruz. Düşünmeniz için süreniz başladı. Olay kesinlikle bir cinayettir. Öncelikle yerde kanlar içerisinde yatan Neslihan kesinlikle solaktır. Çünkü hem sigarasını sol eliyle tutuyor hem de masanın üzerindeki lamba sağ tarafa konulmuş. Bu tam da solak kişilerin yapacağı türden bir şey. Ayrıca insan doğası gereği eğer intihar edilecekse en azından Neslihan'ın sigarasının bitmesini beklemesi gerekirdi. Fakat Neslihan'ın sigarası hala elinde yanmakta. Ayrıca duvardaki kan izleri de bunun bir intihardan ziyade cinayet olduğunu kanıtlar nitelikte. Murat ailesiyle birlikte vahşi doğayı keşfetmek için Afrika'ya tatile gitmiştir. Bir gün ailesinden erken kalkan Murat tek başına dışarı çıkmış ve çevrede dolaşmaya başlamıştır. Fakat merakına yenik düşen Murat otelden çok uzaklaşmış ve kendini bir anda vahşi hayvanların ortasında bulmuştur. Hemen ilk gördüğü ağaca tırmanmaya çalışan Murat için tehlike henüz daha yeni başlıyor. Çünkü ağacın bir dalında zehirli bir yılan varken hemen yanındaki suda vahşi bir timsah, ağacın diğer yanındaysa sinirli bir aslan durmakta. Ağacın hemen altındaysa çok keskin bir balta var. Peki ama böyle bir durumda Murat ne yapmalı? Hızlı düşünmeye çalış çünkü Murat'ın senin kurtarma planına çok ihtiyacı var. Bu sorunun iki cevabı bulunmakta. İlk olarak Murat yılanı eliyle yakalayıp aslana doğru korkutmak için atmalıdır. Bu boşlukta aşağıya inip baltayı alabilir. Daha sonra ise baltayla aslanı yaralayıp timsahın önüne yem olarak atar. Böylece tüm tehlikelerden kurtulur. Diğer bir cevapsa Murat'ın rüya görme ihtimalidir. Bu ihtimalde Murat'ı uyandırıp bu korkunç kabustan onu kurtarabilirsin. Bir alışveriş merkezinde yer alan bir mağazada kanlar içerisinde cansız bir beden bulunmuş. Mağazanın deposunda bulunan cansız beden mağaza çalışanı Selim Bey'e ait. Olay yerine gelen polisler hemen katili bulmak için kamera kayıtlarını incelemeye başlamışlar. Kamera kayıtlarında katilin yer aldığı en net görüntü ise bu gördüğünüz resimdir. Biz de sizden fotoğrafa dikkatlice bakıp mağazanın depo kısmında kanlar içerisinde yatan Selim Bey'in katilinin kim olduğunu bulmanızı istiyoruz. Sizce kanlar içerisinde yatan Selim Bey'i resimdeki 3 kişiden hangisi öldürmüştür? Resim içerisinde size doğru cevabı gösteren ipuçları bulunmakta. Ve eğer resmi dikkatlice incelerseniz ipuçlarını fark edip doğru cevabı hemen bulacaksınız. Eğer sizin cevabınız da kolu sargılı adamsa doğru bildiniz. Çünkü depo içerisinde öldürülen Selim sağ taraftan bıçaklanmıştır. Bu da sol elini kullanan birisi tarafından öldürüldüğü anlamına gelmekte. Kasada ödeme yapan adam sağ eliyle parayı kasiyere uzatıyor. Yani ödeme yapan kişi sağ elini kullanıyor ve bizim aradığımız katil değil. Kasiyer kadın da sağ eliyle kasaya yazı yazıyor ve o da aradığımız katil değildir. Geriye kolu sargılı adam kalmakta. Sağ eli sargılı adam sol eliyle kıyafetleri kontrol ediyor. Yani solak. Aradığımız katil kesinlikle bu adam. Resimlerden bir tanesindeki çocuk tanıdığı birinin elini tutmuyor. Yani kaçırılmakta. Hangisi olduğunu bulabilecek misin? A resmindeki adam çocuğu tutuyor ama diğer resimlerde çocuk adamın elini tutmuyor. Bu yüzden A resmindeki adamın çocuğu kaçırdığını anlayabiliriz.
Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.